Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Galatasaray'da başkanlık yarışı artık son safhaya geldi, son viraj dönülecek. Biz de sizden hem projelerinizi dinlemek hem aynı zamanda kulüplerin içinde bulunduğu bu ciddi borç yapısından nasıl refaha ulaşılabilir bir miktar buna dair değerlendirmelerinizi almak isteyeceğiz. Fakat müsaade ederseniz biz başlamadan evvel bir kısa bağlantım var piyasaya ilişkin değerlendirmeleri almak için. İlk olarak gidiyoruz Gedik Yatırım'a. Üzeyir Doğan bizleri bekliyor orada. Üzeyir, kur tarafında bir geri çekilme görüyoruz ki şu anda 8.36'lara kadar dolar TL'nin geldiğini gözlemliyoruz. Bu borsa içinde ekstra bir itme noktası haline gelebilir mi, ne dersin? Evet Aslı, günaydın öncelikle. Sen de bahsettiğin gibi dün de aslında dolar TL kurunda hızlı bir aşağı yönlü hareket görmüştük. Aslında gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında dolara karşı değer kazanımı söz konusuydu. Ama TL biraz daha burada ön plandaydı. Özellikle öğleden sonra Fitch'ten gelen açıklamalar biraz daha kurdaki hareketleri, aşağı hareketleri hızlandıran taraf oldu. Burada da Fitch yıl sonu itibariyle enflasyonun %15,5 civarında olacağını, politika faizinin ise %17'ler civarına çekileceğini ifade etmişti hatırlanacak olursa. Bugün de piyasa katılımcıların anketi sonucu vardı Merkez Bankası'nın. Burada da piyasa katılımcıların enflasyon tarafında 14,5 civarında, 14,43 civarında bir beklentisi olduğunu gördük yıl sonu itibariyle. Bu da bu beklentilerin birbiriyle uyumlu olduğunu ifade ediyor. Ama genel kanı bana kalırsa biraz daha pazartesi günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden arasındaki görüşmeye yönelik olumlu beklentiler. Genellikle bu tarz kritik görüşmeler öncesinde piyasalar biraz daha pozitif tarafı fiyatlamayı tercih ederler ve bu da fiyatlara yansır. Daha sonra yapılan açıklamalar elbette önemli olacak. Bu yapılan açıklamalarda ortaya çıkacak durum, Türkiye'nin uluslararası siyasi risklerini değiştirebilecek açıklamalar, keza Amerika ilişkiler olduğu kadar bu görüşmelerin Türkiye-Rusya, Türkiye-Çin ilişkiler arasındaki yansımaları da önemli olacak. Dediğim gibi şu aşamada biraz daha piyasa pozitif tarafı görmeyi tercih ediyor. Elbette kurdaki aşağı yönlü hareketlerin kısmen borsa tarafına da pozitif yansımalarını izliyoruz. Kurdaki düşüşe nazaran baktığımızda görece sınırlı diyebileceğimiz bir yükseliş var Borsa İstanbul'da gerçi ama yine de o pozitif atmosferin devamı açısından burası önemli. Borsada da oldukça kritik bir noktaya geldik açın. Son haftalarda sürekli bahsettiğimiz 1462 seviyesi. Burası hatırlanacak olursa Merkez Bankası değişim sürecinde gördüğümüz dip seviyeyi referans aldığımızda önceki tarihi zirvelerde geri dönüşte %61.8 seviyesiydi. Burası oldukça kritik. Eğer bugün buranın üzerinde bir kapanış olacak olursa bu aynı zamanda haftalık kapanış da olacağı için gelecek haftaya yönelik de pozitif beklentilerin devamını sağlayabilir kanaatindeyim. Üzeyir, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın değerlendirmeler için ve başlıyoruz Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas'la sohbetimize. Şimdi Türk futbolu zor durumda. Evet. Üç büyükler, hatta dört büyükler diyelim, gerçekten çok ciddi bir borç yükü altında. Dolayısıyla bu dönemde bu kulüplerin yönetimine aday olmak çok zor iş. Öncelikle borcu yönetmeye, borcu iyileştirmeye talip oluyor başkan adayları. Evet. Sizin kafanızda ne var? Nasıl bir yapıyla başkanlık görevini ve süresini yönetmeyi planlıyorsunuz finansal olarak? Şimdi dediğiniz çok doğru. Türk futbolu batmış durumda aslında. Türkiye'deki büyük kulüplerin hepsinin büyük bir maddi problemi var. Ve yeni bir bankalar birliği yeniden yapılandırma anlaşması imzalandı. Bu imzalanan Bankalar Birliği anlaşması gerçekten çok ciddi şartlara bağlı ve yönetimlerin bundan sonraki 9,5 senelik bir anlaşma, 6 ayı geçti, 2 sene ödemesiz ve toplam 9 senede ödenecek bir anlaşma. Bu anlaşma şartları gereği bir spor kulüpleri tarafına borçlanma yasağı getiriliyor. Yani finansal borçlanma yasağı getiriyor. Yani spor kulüpleri artık kendi gelir yarattıkları gelirler kadar gider yapabilecek ve zarar etmemeleri gerekiyor. Bu bir taahhüt ve mecburiyet. Futbol branşının yönetildiği halka açık şirketlerde ise bütün borç oraya devredildi. Galatasaray'ın burada devredilen borcu 2.2 milyar TL. 2 sene ödemesiz dediğim gibi. Bu üçüncü seneden itibaren tüm gelirlerin ve yeni gelirlerin vergi sonrası, vergi ödendikten sonra vergi bölü %50'si direkt olarak kaynakta kesilerek geri kalan %50 ile yaşama mecburiyeti getirildi. Ve bu
yönetimler tarafından imzalanarak taahhüt haline geldi. Şimdi önümüzdeki iki yıl bu açıdan çok önemli. Zaten Türk kulüplerinin ve spor, halka açık spor şirketlerinin en büyük problemi gelir problemi değil, gider problemiydi. Yani hep gelirimizden fazla harcadık. Bir dönem bazı yöneticilerin dönemsel şampiyonluk ve popülerite yarışının bedelini biz Galatasaray bağlamında borçhanesine yazıldı. O yöneticiler belki şampiyonluk elde ettiği için popüler olarak ayrıldı ama Galatasaray bugün ödenmesi çok kolay olmayan bir borç yükünün altına girmiş oldu. Şimdi burada artık yönetim şeklimizi değiştirmemiz lazım. Şunu da belirtmek istiyorum ki isterim ki bugüne gelinmesinde bir denetim problemi de var sektörel. Yani Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu eğer UEFA'nın Financial Fair Play standartlarını daha önce ödün vermeden yani bugün yapmaya çalıştığı harcama limitiyle olsun ve lisanslama programıyla olsun bugün yapmaya çalıştığı şeyi aslında Financial Fair Play kuralları UEFA tarafından 10 sene 15 sene önce uygulandığı zaman başlasaydı bugün bu problemi yaşamayacaktık. Sektörel yani futbolu yönetmekle yükümlü olan federasyon maalesef futbolu denetleyemedi ve bu konuda standartları uygulamadı. Şimdi gelelim bugüne. Bugün artık Bankalar Birliği anlaşması gereği bu borçların geri ödenmesi mecburiyeti var. Çünkü bankalar artık bunu böyle bir anlaşma yaptıktan sonra bir daha yenilemeyeceklerdir. Yüzde bizim aşağı yukarı gelir baremimiz belli. Bütün üç büyüklerin yaklaşıktır zaten. Çok büyük bir fark olmaz. Genelde belli bir baremdedir. Bu en büyük artı değeri getiren, gelir farkını getiren gelir kaynağı Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkıydı. Yani aşağı yukarı gelirlerimizi %30 büyüten bir gelir geliyor bir sefere mahsus. Şimdi bu da olmuyor. Bu da artık ön elemeye tabi ülke puanından dolayı. Yani artık bunda bir de şöyle bir problem vardı. Her sene takımlar daha fazla harcama yaparak Şampiyonlar Ligi'nden gelir gelmeden o gelir gelecekmiş gibi bir harcama yapıyorlardı. Takım bütçeleri kuruyorlardı. O gelir gelmediği zaman da tabii açık daha da büyüyordu. Artık burada disiplin yönetmemiz lazım. Yani sadece daha fazla harcama yaparak değil, harcamaları doğru noktalara, doğru stratejilerin arkasına yaparak kulüpleri yönetmemiz lazım. Ve ciddi bir mali disiplinle yönetmemiz lazım. Bunun dışında da kurumsallaşma artık çok önemli. Yani dönemsel gelen yöneticilerin arzu, istek ve kararlılığıyla artık bu büyük camialar, kulüpler yönetilemez. Biz göreve geldiğimiz takdirde ciddi anlamda Galatasaray'ın stratejisini ve Galatasaray'ın kurumsal yönetimini oluşturup kişilerin yönetime gelen kişilerin bu stratejilerin uygulanması ve bu kurumsal ekibin yönetiminin denetlenmesi görevine geçmesini planlıyoruz. Bu çok zor bir şey değil. Sadece biraz cesaret ve disiplin isteyen bir konu. Biz bu dönem gelirken popüler olmaya değil Galatasaray'ın aydınlık bir geleceğe başarıyla gidebilmesi adına aday olduk arkadaşlarımla. Bu iki senenin önemi, yani ödemesiz iki senede ödeme yılına hazırlık için verilmiş bir süre kulüplere. Bu sürede de çok detaylı çalıştık. Yani doğru harcamaları, doğru bütçeleri yaparak doğru takımları kurmak adına da birbirinden yetkin, 80'i aşkın hatta 90'ın da biraz üzerinde çok yetkin bir ekip kurduk. Kulüplerde şöyle bir problem var. Biliyorsunuz her konu yani bütün kulüplerin problemi. Yönetimlerdeki başkan ve 3 tane çalışan başkan yardımcısı, ikinci başkan veya başka birkaç arkadaş da orada birikiyor. Bu problemler orada biriktiği ve bu kişiler bütün problemle ilgilenmek, her şeye hakim olmak istedikleri için diğer problemler aşağıda birikiyor ve piramit oluşuyor. Biz farklı bir yönetim şekli sergileyeceğiz. Biz bütün yetkin arkadaşlarımızdan, camianın bütün insan kaynağından faydalanacağız. Fakat stratejileri önceden planlamış şekilde. Yani ne yapacağımızı şu anda biliyoruz. Uygulama planlarımızı biliyoruz. Arkadaşlarımız hep aynı konuyu 4 kişiye getirmeden artık bu uygulama planları çerçevesinde Galatasaray'ın sorunlarını çözmeye ve yönetimini ileriye çok daha disiplinli, kurumsal şekilde götürmeye hazırlar ve o konuda çalışacaklar. İki seçenek var. Ya borcu ödemek
ya borcu sürdürmek. Çünkü bir yandan da sportif başarı gerekiyor ve o sportif başarı, taraftar baskısı mutlaka bir yerden sonra yönetimlerin üzerinde çok yoğun şekilde hissedilmeye başlanıyor. Hatta birkaç tane böyle başarısız sonuç vesaire geldikten sonra son çare olarak yeni transferlere sarılınıyor. Dolayısıyla şimdi temeldeki soru, bunu bütün kulüpler için de sorabiliriz aslında ama sizin kendi stratejiniz açısından. Biz Galatasaray'ın borcunun şu kadar süre içerisinde şuraya kadar düşeceğini planlıyoruz diyebileceğiniz bir somut finansal planınız var mı? Var. Aslında bu somut bir finansal değil. Plandan ziyade zaten bir taahhüt. Yani bu taahhüt Bankalar Birliği'ne zaten yapılmış durumda. 9 sene sonunda tabii şöyle öngörüyorum ben. 9 senenin sonunda borç sıfırlanmak üzere bir plan yapılmış durumda. Bankalar Birliği Anlaşması'na bir madde var. Bu maddenin Galatasaray'a dezavantaj getirdiğini düşünüyoruz rekabette. Bunu göreve gelir gelmez, görev bize verilirse tekrar Bankalar Birliği'yle görüşeceğiz. Şöyle ki, biliyorsunuz ciro borç oranına göre biz en avantajlı 3 büyükler arasında kulüp biziz. Fakat hepsine aynı ödeme standardı getirilmiş. Yani hepsinin gelirinden %50 düşülecek. O sene fazla ödemelerden fazla kalmış olsa bile son seneyi süpürmek için kullanılacak. Şimdi siz bizden daha borçlu, daha çok borçlanmış, kulübünü daha kötü yönetmiş rakip kulüplere bizle aynı şartlarda rekabet etme avantajı veriyorsunuz. Eğer biz %50 gelirimizden kesinti diğer kulüpler gibi yapılsa aslında bizim vademiz 9,5 sene değil 7,5 seneye düşüyor. Çünkü biz daha erken borcu kapatmış olacağız. Tahmin ediyorum zorlu geçen bir 5 senenin sonunda tekrardan bir indirilmiş borcu tekrardan yapılandırma imkanı olacak. Neden? Biliyorsunuz her bilanço dinamikleri çerçevesinde bir borç oranını kaldırabilir. Şu andaki borç oranı bizim bilançolarımızın kaldırabileceği bir borç oranı değildir. Ama sıfır borç mecburiyet değil. Fakat orada bir disiplin getirmek lazım. Bunu tüzüğümüze de teklif olarak getireceğiz. Yani hem halka açık şirketlerimizin hem de kulübümüzün aslında bir nevi financial fair play kurallarına göre yönetme mecburiyeti getireceğiz yönetimlere. Bu da nedir? 3 sene kümülatif zarar etmeyeceksiniz. Yani bir yönetim döneminde zarar etmeyecek. Zaten böyle bir ihtimalimiz de yok artık. Baskıya gelince evet baskı olur. Ben de bir taraftarım. Hani ben de en iyisini görmek istiyorum. Burada sorun şu. Denetim olmadığı için denetim çok önemli bence. Neden? Denetim nedir? Lisanslama kuralları gereği kulüplerin gelirleri kadar harcama yapmasını sağlamak ve finansal olarak borçlarını ödeyebilecek kadar da nakit ayırmasını sağlamak. Şimdi siz bu denetlemeyi yapmadığınız zaman rakibiniz sizden çok daha fazla harcayıp çok daha fazla, yani rakibiniz kulübünü batırdı diye siz de bu baskıyla kulübünüzü batırma yoluna gidemezsiniz artık. Bunun bir denetlenmesi lazım. Harcama limitlerinde de biliyorsunuz hesaplanmada bir sürü kavga. Yani bu aslında hakikaten onu da anlamıyorum. Yani bir harcama limiti hesaplama yöntemi var. Yani yöntemi belli bir hesaplamada nasıl farklılık çıkabilir? Şunu soracağım. Denetimden bahsettiğiniz için Galatasaray ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yapısı farklı. Beşiktaş'ta yönetim kurulu ayrı, denetim kurulu ayrı seçiliyor. Evet. Dolayısıyla denetim kurulu bağımsız olduğu için ne kadar çalıştığı her zaman tartışılır elbette ama kulüp üzerinde ve yönetim üzerinde daha denetleyici olabiliyor. Bunun ayrılması denetim standardı için bir çözüm olabilir mi? Böyle bir bakışınız, böyle bir planlamanız olabilir mi? Orada iki düşüncem var. Bir, olmazsa olmaz acil getirmeyi planladığımız tüzük değişikliklerinden bir tanesi denetleme kurulunun, yani kulüp başkanıyla bugün aynı listede seçilen denetim kurulunun ayrı seçimine gelmesi. Ayrıca da kulüp yönetimlerinin seçiminin tam ortasında olması bu. Yani 3 senelik bir dönemse ikinci senesi veya birinci senesinin sonunda bir seçim gerçekleşmeli ki bir seçilmiş yönetim iki bağımsız seçilmiş denetim kuruluyla çalışsın. İki, denetim kurullarının bir bütçesi olması lazım. Yani denetim kurullarının sadece sene sonu raporlarını biliyorsunuz onlar da bağımsız denetim kurulları, denetçi şirketler tarafından yapılıyor ve bir ön yazı yazıyor denetme. Aslında denetleme kurulları seçilmiş denetleme ve süreçleri denetlemeli. Bunun için de bütçeye ihtiyaç var. Oraya seçilmiş insanların bir fiil oturup denetçilik yapması beklenmiyor. Onlara bir bütçe verip o bütçe çerçevesinde kulüplerin iç karar mekanizmalarını, süreçlerini de denetleyerek üyelere daha fazla bilgi verme ve yönetimleri tüzük gereği ve kanunlar gereği daha
uygun yönetmeye teşvik etmeleri ve zorlamaları gerekir. Bu da bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Ama dediğim gibi denetlemede iki sıkıntı var. Birincisi bağımsız seçilmemeleri bizim kulübümüzde. İkincisi ise bir bütçeler olmaması ve süreçleri denetlemek için bir bütçeye ihtiyaçları var. Bize sadece hani belli konular denetleniyor ve bağımsız denetim raporunun önüne bir kapak yazısı yazılıyor. Halbuki Galatasaray sürekli yaşayan bir kurum, tüm süreçlerinin sürekli denetlenebilir olması lazım. Bir başka önemli konu, şimdi taahhütten bahsettiniz. Önümüzdeki dönem borcu indirmek için Bankalar Birliği Anlaşması'ndan bahsettiniz. 2 yıl ödemesiz olduğu için o sürece hazırlık dediniz. Bu 2 yıl için şöyle bir risk de var. Hani daha sonra transfer vesaire daha zor olacağı için biraz daha kuvvetli kadroları buradan kurup önümüzdeki birkaç sene ondan faydalanmak gibi. Dolayısıyla böyle bir risk var mı? Sizin böyle bir bakış açınız var mı? Galatasaray taraftarı, eğer siz ve yönetiminiz göreve gelecek olursanız ne kadarlık bir takım bütçesi görecek bu taahhüt çerçevesinde bakınca? Şimdi futbol takımı başarısına bütçe çerçevesinde bakmak bana göre son derece yanlış ve yanıltıcı. Yani futbol, başarılı bir futbol takımı illaki yüksek bütçeli futbol takımı değildir. Bugün bizim 60 milyon euroluk bir futbol takımı bütçesiyle şampiyon olamadığımız seneler varken bundan çok daha düşük bütçeyle, yani 40 milyon euroluk bütçelerle doğru kurgulanmış, doğru iyice düşünülmüş ve bir strateji doğrultusu oluşturmuş takımımızda şampiyon olduğumuz seneler var. Bunun dışında da Avrupa'da Ajax gibi mesela 30 milyon euro ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan, ki orada vergi dilimleri daha yüksek biliyorsunuz. Yani bütçeyle Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan takımlar var. Demek ki nedir? Doğru bir takım yapısının, doğru bir bütçe içerisinde kurabilme becerisi asıl başarıyı getiren faktör. Biz burada Bankalar Birliği'nin getirdiği mecburiyetlerden dolayı 30-35 milyon euroluk bir takım bütçesine mecbur olduğumuzu biliyoruz. Buraya getirmemiz lazım. Bu arada da yıldız konusu konuşuluyor. Yıldızsız takım olmaz. Ama yıldız olan oyuncunun takım içinde yaptığı katkıyla ve yarattığı farklı takım içinde yıldız olması gerekir. Biz dışarıda yıldız olmuş oyuncuları pek düşünmeden isim olsun diye alıp takıma katkısını daha sonra görmeye çalışıyoruz. Onun için bizim bu yönde çok detaylı bir planımız var. Ve bu bütçeyle sürdürülebilir başarı olmak için bir futbol sistemi ve aklı oturması lazım. Bizde her gelen yöneticiye göre farklı bir görüş, her gelen teknik direktöre göre farklı bir yönetim şekli oluyor. Aslında başarılı kulüplere baktığınız zaman hepsinin bir kulüp stratejisi ve uygulama planı var. Gelen teknik direktörler o planı ve programı en iyi şekilde uygulayacak teknik direktörler. Gelen yöneticiler de o programdan sapılmamasını sağlayacak yöneticiler olarak. Biz de tam tersi. Biz böyle bir modele geçeceğiz. Bu mecburiyet. Bunu ilk yapan kulüp de çok büyük avantaj sağlayacak. Eğer önümüzdeki iki seneyi popüler olma uğruna büyük bütçelerle şampiyonluk kovalayıp olmama riskini alarak yöneten kulüp, üçüncü sene ödemeleri geldiği zaman bu ödemeleri yapamama riskiyle ve çok daha zor günlerle karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalacak. Biz Galatasaray'ın geleceğini kişisel popülaritemiz ve dönemsel popülaritemiz için harcamayacak kadar Galatasaray'ı seviyoruz ve Galatasaray'ın geleceğine önem veriyoruz. Peki Fatih Terim çok konuşuluyor elbette. Bir taraftan bunu da sormak lazım zannediyorum. Çünkü hani futbol aklı dedik, kurumsal yapı dedik vesaire. Bir de Fatih Terim gerçeği var ki adayların hemen hemen hepsi zannediyorum önemli bir kısmı Fatih Terim konusunda bir pozitif yaklaşım içerisinde. Çok da seçenek olmadığından da olabilir belki bu noktadan sonrası için, ama ne dersiniz? Şimdi bu konu çok konuşuluyor ve ben bu konunun yanlış şekilde telaffuz edildiğini, sorunun yanlış sorulduğunu ve sorunun yanlış soruluşundan dolayı da Fatih Terim'e ve Galatasaray'a saygısızlık olmaya başladığını düşünüyorum. Neden? Bu soru şu: futbol stratejisi ve futbol aklınız nedir? Yani Galatasaray'da önümüzdeki yıllarda geleceğe götürecek futbol yapılanması fikriniz nedir? İki, bu yapılanmanın başına hangi teknik direktörü getirerek bu uygulamayı yapmayı planlıyorsunuz? Yani Fatih Terim'le çalışıyor musunuz yerine? Adaylara bu sorulmalı. Adayların da bu konuda bence isimleri telaffuz etmeleri önemli. Neden? En büyük gelir ve gider kalemlerinizin olduğu, seçildikten sonra çok kısa sürenizin olduğu bir seneye giriyoruz. Gider gelir zaten hep böyle.
Çok da futbolcu var sözleşmesi biten. Bu yapıda en üst düzey profesyonel olan yani takım başına teknik direktör tercihini adayların sorulması ve adayların bu konuda cevap vermeleri önemlidir bana göre. Yani en önemli branşların en öndeki branşlarınızdan bir tanesi. Ben burada net olarak tercihimizi söyledim ama bu tercihi bunun dışına çıkarmayı haksızlık olarak görüyorum. Bence bütün adaylar da söylemeli. Yani haftaya cumartesi seçimimiz var. Seçilen yönetimin 15-20 günü var. Bu 15-20 günü ve önümüzdeki sezonu ve bu iki seneyi yani ciddi bir yeniden yapılanma mecburiyetimizin olduğu her branşta ve futbolda da bu iki seneyi hangi teknik direktörle geçireceğine ismi ne olursa olsun bence adayların açıklaması lazım. Galatasaray'ın da bunu bilerek değerlendirmeye katarak oylarını vermeleri lazım. Ama bunu biz sadece Fatih Terim üzerinden değil bir teknik direktör tercihi üzerinden değerlendirmek lazım. Kendisine de haksızlık oluyor. Çünkü zaten onun Galatasaraylılığı hep var. Ondan kimse alamaz. Kişisel ilişkilerimiz hep onunla var. O bir kenarda hep yaşayan bir şey zaten. Onun üzerinden teknik direktöre gelmek yanlış. Teknik direktör tercihi ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Ayırmak lazım. Çok çok teşekkür ediyoruz Burak Bey. Değerlendirmelerinizi bizle paylaştığınız için seçim için de hayırlı uğurlu olsun şimdiden diyelim. Ve böylelikle Yatırım Kulübü'ne bugün için son noktayı koymuş olalım. Kısa bir ara, sonra saat başında güzel bir Mas Fokus'la karşınızda olacak. Hoşçakalın.